Burası Brüksel, ben Fikret Aydemir. Brüksel Yansımalarına hoş geldiniz. Brüksel Yansımalarının bu bölüm konuğu Sait Köse. Sait Köse hoş geldin. Hoş bulduk Fikret, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Brüksel Yansımalarının ilk bölümlerinden biri ve ilk bölümlerinden birinde de biz Belçika'nın aktif politikadaki ilk kuşak politikacılarından diyebileceğim Sait Köse ile beraberiz. Sait Köse, Skarbek Belediyesi, Türk Mahallesi olarak da bildiğimiz Skarbek Belediyesi Belediye Başkan Yardımcılığı görevini tam 3 dönemi yaptı. Yaklaşık 18 yıl bu görevi yerine Evet. getirdi. Şu anda da aktif politikadan bir adım geri atmış vaziyette. Biz Sait Köse ile bu bölümde Belçika'nın COVID'le mücadelesi, Türk kökenli politikacılar ve bundan sonra Sait Köse hayatında neler yapıyor, onları konuşacağız. İstersen ilk soruyla başlayalım Sayın Başkan. Belçika'nın COVID'le mücadelesini nasıl değerlendiriyorsun diye soracağım. Çünkü 26 Mayıs 2019'da genel seçimler yapıldı. Ondan sonra bir koalisyon hükümeti kurulamadı. Ta 15 ay sonra geçtiğimiz Eylül ayında yeni bir hükümet kuruldu. Alexander De Croo hükümeti kuruldu. Ondan önce bir geçici hükümet vardı. Ama şu anda Alexander De Croo hükümetiyle yolumuza devam ediyoruz. Belçika'nın genel anlamda COVID'le mücadelesini nasıl buluyorsun? Şimdi şöyle bir durum tespiti yapmak gerekiyor her şeyden önce. Bugün rakamlara baktığımızda kişi sayısına göre, nüfusuna göre Belçika dünyada en çok, maalesef, en çok ölümün olduğu ülke. Yani birinci sıradayız maalesef. Tabii ki bütün ülkeler Belçika kadar ne kadar doğru rakam verdiler onları bilemiyoruz. Ama bugünkü Dünya Sağlık Örgütü'ndeki rakamlara göre maalesef Belçika ölü sayısında nüfusuna göre dünyada birinci. Bu şekilde bir rakam ortaya çıktıktan sonra bu kadar ölü sayısının fazla olduğu bir ülkede maalesef başarıdan söz etmek biraz abesle iştigal olur. Belçika birçok konuda son yıllarda olduğu gibi burada da sınıfta kaldı. Şimdi son dönemlerde biraz toparladılar ama yine de maalesef görüyoruz işte bölge hükümetleri ayrı bir karar alıyor. Federal'ın aldığı kararlara, halbuki kendi partileri orada iktidarda olmalarına rağmen bir gün sonra bakıyorsun bölge bakanlarının başka açıklamaları yapmıyor. Bunun en son örneğini vermek gerekiyorsa işte geçtiğimiz Perşembe akşamı Nobel gecesi Flaman bölgesi ve Valon bölgesi gece saat 12'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan ederken Brüksel bölgesi bunu saat 10'da tuttu. Veya Brüksel 10'da tutarken onlar 12'ye çektiler. Yani böyle bazı tutarsızlıklar var. Düşünebiliyor musunuz? Bir aile Noel akşamı için toplanmışlar Brüksel dışında bir bölgede. Ailenin bir ferdi evine daha erken gitmek zorunda. Ve böylece kafalarında virüsü engellemiş mi oluyorlar yani? Genel olarak da söylemek gerekiyorsa maalesef Belçika işte bunun detaylarına girmeyelim. İlk maske skandallara, maskeler yanlış geldi, doğru gitti, yanlış maske geldi falan gibi bir sürü sıkıntılar yaşandı ve bugün gelinen noktada Belçika'nın durumu işte iç acısı değil. Peki bunu COVID'le mücadeledeki başarısızlığı biraz da ülkenin çok hükümetlik, çok parçalı olmasına bağlıyoruz. Peki sizin karantina günleriniz ki geçtiğimiz Mart ayından, Mart sonundan 18 Mart'tan itibaren karantina günlerinde yaşıyoruz. Sizin karantina günleriniz nasıl geçiyor? Şimdi bunu iki türlü yaşadı bütün vatandaşlar, bütün insanlarımız iki türlü yaşadı. Mart ayında dezavantajımız şuydu, kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Bir virüs vardı, yayılıyordu. İşte havada 4 saat asılı kalıyor dediğinde herhangi bir objeye temas ettiğinizde virüsü yakalanma riskiniz var dediğinde yani karanlıktaydık yani biz bilmiyorduk ama bir avantajımız vardı, o da bahar önüydü, Mart ayı işte dediğiniz gibi. Ve günler gitgide uzuyordu. Havalar da iyi olmaya başlamıştı. Yani Belçika'da benim yaşadığım, burada doğumluyum. Günden bu yana belki de en ılık diyelim ilkbaharı yaşadık. Havalar çok az yağmur yağdı. Ve o yönden şans dedik. Çünkü dışarılara gittik, parklara gittik devamlı. Yani insanlar kendini dışarı atma şansı buldu. Ama şimdi ikinci dalgada virüsün ne olduğunu biliyoruz. Ama bu sefer kışa doğru gidildi. İşte havalar çok erken karardı. Ve herkesin bildiği gibi işte açık havada virüsün daha etkisiz olduğu, evlerin daha çok havalandırılması gerektiğini hepimiz biliyoruz.
Ama maalesef hava soğuk olduğu için birçok insan evini daha az havalandırıyor. Bu sebeple de virüsün yayılmasında büyük bir etken oldu. Yani 400 testi bir virüs gibi oldu. Baharda bilmiyorduk ama rahattık. Şimdi biliyoruz ama kapalıyız. Sizin karantina günleriniz nasıl geçti? Neler yaptınız? Şimdi ilk dönemde yani bol bol spor ve yürüyüş yaptım ben şahsen kendi adıma. Taraf kapalıydı zaten. Bir de yine kendimizi Allah'a şükür şansı hissedebiliriz. Benim evimin şehirde merkeze otursam dahi bayağı buraya merkeze göre büyük diyebileceğim bir avlusu var. Dışarıda yapmadığımız işleri yaparak mesela ben ilk defa hayatımda çiçek diktim. Daha önce hiç bunu yapmamıştım. Bahçeme. İşte değişik sebzeler diktim. Kimisi tuttu, kimisi tutmadı ama benim için tecrübe olmuş oldu. Tabii ki çok evde makineden biraz daha fazla kitap okuma şansımız oldu. Aynı zamanda da ben hayatımda hiç fazla televizyon bakan bir insan değilim. Netflix diye işte duyuyorduk ama hiç bilmediğim televizyondaki bir televizyon programı diyelim, bir film programıyla tanışmış olduk. Onlardan çocuklarla beraber ailecek akşamları televizyon seyrettik. Yani bir dediğim gibi bir nevi böyle işte bilmiyoruz ama mümkün olduğu kadar az temas yapalım bir şeyle. Kendi kendimizi yaşayalım. Kitap okuyalım. İşte çiçek ekelim. Yürüyüş yapalım da o şekilde geçsin. Aynı zamanda pazar yazılarına başladınız. Yani sosyal medya. Ha, öyle de oldu. Zaten ben daha önce de yazıyordum. Daha önce de ben arada bir yazıyordum ama adını öyle bir pazar yazısı diye koymamıştım. O dönemde hem hani işte az önce dediğim gibi okumayı seven birisiyim. Ve orada kendimi yani biraz daha yazarlığa doğru, yazarlık yani çok az buyurun bizim için çok uzak ama yani bir deneyler yapmaya başladım. Ve insanlar da keyifle zevkle okuyor. Ben bunu görüyorum. Ben 200-300 like alsa bazen 600 olduğu da oluyor Facebook'ta. Ama normal gördüğüm zaman da dönüşümlerini insanlardan hoş geri tekrar pozitif dönüşüm alıyorum. Bir evet. Örnek vereyim. Türkiye'deyim bu sene. Bir Emir Dağı'nda bir şeye girdim. Kitapçıya girdim. Kitap satıyor. İşte CD falan satıyor arkadaş. Orada sohbet ederken bir abi vardı amca. Dedi ki sen Sait Köse değil misin? İşte maskemiz var ya. Evet dedim. Dedi ben Gent'te falancayım. Satıcıya dedi ki işte bu Sait Köse. Satıcı biliyorum ben Sait abi'den. Pazar yazıları hiç kaçırmıyorum. Yani, Türkiye'den dahi okunuyoruz. Sağ olsunlar. Evet, ben de keyifle okuyorum pazar yazılarınızı. Eksiğimi doğru soracağım. Yani biz burada da olduk büyük. Türkçe okula gitmedik hiç. Yok. Gayet de başarılı. Ama başarılı demişken, peki Türk kökenli politikacıları Belçika'da, ki Türk kökenli politikacıları bu süreçte performanslarını nasıl değerlendiriyorsun? Başarılı oldular mı? Birçoğu eski meslektaşlarım ama bir ön plana çıkan bir politikacı olduğunu sanmıyorum ben. Tabii ki bunların birçoğu milletvekili. Aynı işte demin buyurduğumuz gibi Belçika çok başlı bir ülke. Artık parlamentolarda falan duymadım ben herhangi parlamentoda veya bir yerde bir konuşma yapıp bir öngörü. Çünkü burada en önemli nokta öngörü yapmakta. Önceden almakta önlemleri. Çünkü Belçika bir adım geriden geldi maalesef bu virüse karşı. Siyasetçi arkadaşlarım da kendi partiler içinde galiba mücadelelerini vermişlerdir. Çok da fazla da bilgim yok. Peki ben olsam şunları daha iyi yapardım, şunları yapardım dediğiniz oldu mu? Ya ben olsam şimdi ben kelimesi çok kullanmayı... Aktif politikada ben olsam, şu anda aktif görevde olsam. Tabii de. Ama ben şunu mesela yazılarımda da bu sabittir, duruyordur. Bu Şubat ayının sonu Mart'ın başıydı ilk virüsün işte yayılıp dünya kamuoyunun virüsle tanışması. Yani bizim gibi biraz daha çok okuyan insanlar biraz daha önceden bundan haberler oldu. Ben Ocak sonu Şubat başında ilk defa bu korona ismini duydum. İlk defa orada bir yazıda okumuştum. İşte vatandaşlar da işte kamuoyu Mart'ta bundan öğrendi. Belçika'da bak Mart ayının başında karnaval tatili olmuştu işte Şubat sonu Mart başı oluyor. O karnaval tatili Belçika'da karnaval tatili sonrası Belçika için felaket oldu. Çünkü ben hemen o zaman demiştim karnavaldan sonra okulları bir hafta daha kapatın diye. Biliyorsun Brüksel Avrupa Birliği'nin başkenti. Evet. Ve burada dış ülkelerinden, yani Avrupa'nın öbür ülkelerinden diplomatları, memurları çoğunlukla burada yaşıyorlar. Ve bu insanlar karnaval ülkelerine girdiler.
Özellikle de Avrupa'da virüsün başkenti ilk dönemde nereydi? İtalya'ydı. İtalyan memurlar ülkelerine gittiler çocuklarıyla. Ve onlar döndüklerinde virüsü bana göre yani ilk getirenler onlar oldu. Eğer ki o dönemde okullar bir hafta kapanmış olsaydı kesinlikle bu kadar acı olmazdı ilk dönemde. Sonra şu şeyde Temmuz Ağustos aylarında okullar tekrar kapandı. O zaman da tatil dönemiydi. Ben yine dedim bakın Eylül başında okullar 2 hafta geç açıldı. Çünkü herkes de tatilden döndü. Gittikleri ülkelerden virüsle beraber ister istemez yani bu onların suçu falan değil. Bu böyle geldiler. Okullar yine yok işte inat ettiler şu gün açacağız diye. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu ben yıllarca söyledim. Ve de çok da uğraş verdim. Özellikle yabancı ülkenin çocukların eğitimlerinde başarılı olması için projede üretmiş birisiyim. Ama burada başka bir olay var. Burada insanların sağlığı var. Okumuş bir ölmüş yerine az okumuş bir ölmemiş tercih ederim ben. O yüzden mutlaka o tatilleri uzatmaları gerekiyordu. Almanya bak ne yaptı şimdi? Merkel. Bu Noel tatilinden önce bir hafta önce kapattı. Bir haftada sonra çıktı. Bir aya çıkardı bu tatili Almanya. Hakikaten tebrik etmek gerekiyor. Çünkü illa ki okula da yayılmıyordu. Sabahları kalktığımızda insanlar çocukları okullara götürüyorlar. Neyle götürüyorlar? Toplu Zaten taşımayı kapattılar. kullanıyorlar, evet. Toplu taşımacılar, metrolar. Yani ağzına kadar dolu. Yani ister istemek yayılıyor. Sen işte olmadan restoranları kapat. Kafeleri kapat esnaflara. Sen oralarda önlem alamıyorsan bunun önüne zor geçersin. Şimdi 2 günden bu tarafa biraz düşüş oldu Belçika'da. İşte geçen hafta bir şey geçmişti. Biraz düşüş oldu. Yine bu aynı. Bunun nedeni okulların kapanması. Diyeceksin ki okullar bu hafta kapandı ama geçen hafta da derslerde azalma olmuştu. İşte sınavlar şunlar bunlar falan. Yani son 2 haftadan beri az sirkülasyon oluyor eğitim için. O yüzden biraz düşüş var. Yani hala geç kalmış değil inşallah. Yani karar alıp şu Noel tatilini bir hafta daha uzatırlar. O zaman gerçek düşüş yaşanır. Zaten o da bizi geri tekrar Şubat'taki karnaval tatiline iletir. Sonra ondan sonra da aşılama şunu derken iyice azalma olur diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Peki az önce de söyledim. Sait Köse yaklaşık 3 dönem görev yaptıktan sonra, yani yaklaşık 18 yıl görev yaptıktan sonra birden partisiyle yollar ayrıldı. Partiden ayrılış sürecine gelirsek, partiden atıldın mı? Partiden sen mi istifa ettin? Kesinlikle ben partiden atılmadım. Bunu parti bu şekilde yansıtmaya çalıştı. Ha, şu var. Atılabilirsin yani. Bu böyledir yani. Partiyle aynı değerleri taşımazsan, aynı fikirde olmazsan partinde, parti başkanında ya sen gidersin ya onlar sana gider yani. Bu şekilde de olabilir ama ben onların o kararlarından 15 gün önce ben onlara mektup yollamıştım zaten. Ya, bilmiyorum arşivde bir yerde bulabilirim o mektubu. Hatta mail de vardır bunun. Ve ben partiden tatilimi alıyorum diye. Şöyle bir durum var. Yani ben zaten partiden o partide kalamazdım. Çünkü inanılmaz bir şekilde kalleşlik ve düşmanlık yaptılar o dönemde. Özellikle parti başkanı. Şimdi benim yerime birçok Türk seçilmişler, bir sürü Türkleri üye yaptılar oraya. O açığı kapatabilmek için, şirin görünmek için. Ama hatırlarsan belediye seçimleri dönemiydi ve İskabet'e sonuçta ben de aynı dediğim gibi 3 dönem burada belediye başkan yardımcılığı yaptım. Arkadaşlarımız vardı o partide. Özellikle Türk kökenli arkadaşlarımız vardı. Ben bunu kamuoyuyla paylaşmış olsam o zaman onlara zarar verecektim. Onlara zarar vermemek için sustum seçim gününe kadar. Ama benim için çok fark etmiyor atılsak da, istifa etsek de. Yani şöyle bir şey var. Hani hak yerini buluyor. Mutlaka gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu var. Şimdi çok acele etmek istemiyorum ama ben Belçika'ya olan bazı davalarımı kazanıyorum şu anda. Herhalde bir 2 aya kadar resmi açıklamayı basın toplantısından duyuracağım. Peki tam yerine gelmişken Maynur Özdemir de aynı süreçten geçti. Milletvekilliği yapıyordu Maynur Özdemir ki şu anda Cezayir'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Peki Türk kökenli politikacıları tavsiye etme gibi bir durum mu söz konusu yoksa bunları bireysel olarak mı değerlendirmek gerekir? Yani Brüksel'deki ilk seçilmişler, Belçika'da hatta seçilmiş olarak Emir Bey vardı, ben vardım. İşte San Jose Genizat namlı belediye başkan yardımcısı olmuştu. Yani seçilerek bir mevkiye, yüksek mevkiye gelen bizlerdi. Biz ilk üçümüz. Aynı dönemde yani 1 yıl içinde veya 1-2 yıl içinde Emir Bey'in, Maynur Hanım'ın ve benim bu şekilde böyle
çeşitli bahanelerle tasfiye edilmemiz tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Bu apaçık ortada. Yani sudan bahaneler bir nevi. Bugün Belçika'da mesela Emir Bey'in konusunda gelirsek en şeyde frapanelerine o, onunki olduğu için söylüyorum. İşte Türkiye'den gelen milletvekilleriyle görüşmüş. O gün o milletvekilleri Belçika'da bir sürü insanla temasta bulundular, bir sürü insanla görüştüler. Herhangi bir problem oldu mu onlarla? Aynı şekilde işte bir Türk kökenli siyasetçi Belçika'daki Türk ocaklarına bir yere bir ziyaret ettiği zaman hemen skandal oluyor. Ben sana 50 tane fotoğraf göstereyim Belçika'da politikacıların Türk ocaklarını ziyaretlerinden. Ta 20 yıldan bu tarafa. Ve her partiden, bizim partiden de eski Emre'nin başkanı Daniel Dükkan'dan, Filip Muro'dan, Skarbek'in belediye başkanı Benden Kerefa ile yüzlerce fotoğraf gösteriyor ama onlara sıkıntı olmuyor değil mi? O zaman onlar ne ırkçı oluyor, ne ırkçıları da etmiş oluyor ama bir Türk kökenli siyasetçi ki onlar için daha normal olması gerekirken böyle hiç tutulan bahanelerle ya parti seyirciler ihraç ediyor ya işte öyle bir şekilde önü kesiliyor veya yine milletvekili düşünmeye çalışıyor vesaire vesaire. Peki Sait Köse tekrar aktif politikayı düşünüyor mu? Ya şu andaki hayatımdan o kadar memnunum ki gerçekten hani insanlara faydalı olmanın başka yolları da var. Sonuçta az değil, 18 yıl o görevde kaldım ben. Az 18 yıl bir insanın aktif hayatında bayağı bir uzun süre. Ve tabii ki politika kolay değil. İnsanlarla uğraşıyorsunuz. Ve bizim zamanımızda daha da zor. Şöyle daha zor. Çünkü biz ilklerdik. İlkler olduğumuz için insanların beklentileri had safhadaydı. Haddinden fazlaydı. Herkesin beklentisine cevap vermek, özellikle şahsi beklentilere, şahsi isteklere, taleplere cevap vermek çok basit değil de insanı yıpratıyor gerçekten. Bayağı yıpratıyor bu günlerde. Ama ben aynı zamanda şöyle de bir şansım var. İş adamıyım, iş dünyasından geliyorum ve bir şekilde geri tabiri caizse ayaklarım üzerine düşüyorum. Yeni projelere başlattım iş hayatımda ve de çok da iyi gidiyor, çok da memnunum, mutluyum. O yüzden yani şu andaki hayatım ben onun böyle bir şey. Neler yapıyorsun politikadan sonraki özel hayatında? Ya şimdiki ilk dönemde ben kendi bir iki tane şirketim vardı, gayrimenkullarım vardı. Onları ihmal etmiştim. Zaten de sıkıntılarım oradan geldi. Ben ikisi herhangi bir sıkıntım yok. Ben vicdanım rahat Allah'a şükür. Ama ihmal karlık yani yetmemesi, yetişememesi. Siyasette, işti, şuydu, bu derken onlardan sıkıntım olmuştu. Kendi işlerime daha yoğunlaştım. Çocuklarım büyüdü bu arada. Bu arada oğluma bir iş yeri açtım. Onun bir dükkanı var şimdi. Kızım tekrar işte yüksek okula başladı. Bir yıl gitti. Ona şimdi bir iş buldu kendi çabalarıyla. Ama yeni bir sektöre girdim ben tamamen. Yepyeni olan, Türkler arasında yeni bir sektör. Bu gördüğümüz iş yerlerinde cash öderken para makine arıyorlar. Yani hem hijyenik ki bu da Covid'in getirdiği bir şeyde, fikirde. Tabii ki işte paralar çok dolaştığı zaman ister istemez paralardan virüs de veya bakteriler de dolaşabiliyor. Yani ödemeler yaparken kasadaki satıcıya değil de bir nakit ödemenize kasaya ödüyorsunuz. Evet. O projeyi geliştirdik ve kendi ürünümüzü... Buradan da anladığımıza göre Sait Köse bir iş adamı olduğu için krizleri fırsata dönüştürmesinde bilen insanlar... Ama bu biraz öyle oldu. Ben o Mart ayında ilk şeyde sordun ya. Evet. Orada ben yazdım yani. Acaba bu krizden sonra ne olabilir diye. Sonra herkes maskeye girdi. Yani inanılmaz bir şekilde. Tabii biraz isimimiz olduğu için... Türkiye'den, Türkiye'nin çeşitli yerlerde, Kıbrıs'tan dahi arayanlar oldu. Mutlaka Belçika'da maske satarak diye. Her taraf maske dolacak zaten. Doldu da şu anda. Bir zaman maske bulamıyorduk. Şimdi maskeden geçirmiyor ortada. Evet, maske fazla. Sait Başkan, çok çok teşekkür ediyorum. Programımıza renk kattın. Çok çok teşekkürler. Başka bölümde görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Bu yeni programda da sana başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet.